Hararetli anlara gidiyoruz. Okay ve Hikmet arasındaki gerginlik büyüdü ve Okay oyunu oynamak istemediğini söyledi. Bir hatırlayalım, ardından buradayız. Arkadaşlar, bu oyunun ikincisi de var. Beni dert görüyorsanız ikinci de zaten oynamayacağım. Kendi kararımla. Ya seni dert görmüyoruz ki sen. Hayır Okay, öyle ya, şey Okay, mi? Sen, ben, hani ilk sen o kadar o kadar alınganısın ki. Alınganlık yok bak. Ha. Burada bir kişinin farkıyla bitmedi bu oyun. Ya sen şey bizim aramıza bile gelmiyorsun. Ben tek başına hareket ederim konuyu diyorsun. Konuyu değiştirme. Ya konuyu değiştirme değil. Arana gelip gelmemekle ne alakası var ya? Ya ne alakası var? Ve arkadaşım ben... Burada biriz. Madem benim birlikteyiz. Benim ağrıyor, sürekli dinleniyorum bir yerlerde. Ya ne dinleniyorsun? Niye bunu şey yapıyorsun? Bak ben kimseden uzak da değilim, kimseye çok da yakında değilim. Bunu ya biz burada biz ekibiz diyoruz. Çekme. Acun abi söz verdiği zaman biz bir takımız, biz çok iyi bir ekibiz. Böyle ekiplik olmasın o zaman. Sen kaçıyorsun, biz bir ekibiz diyorsun. Böyle ekip mi olur? Ben sahada göstermiyor muyum kendimi? El gösterdim bugün. İki adım attın, Avrupa şampiyonuyum diyorsun. Elinden düşürdün. İki adım attın, İki mücadele abi, bile yapmadın. Öyle deme ama. Gösterdin yani. Bu mu? Metin, sen de oyun kaybetmedin mi? Ya oyun kaybedersin ama mücadele edersin. Sen adamın yanına gitmeden düştü elinden elimden, düşürdün. Düştü elimden, düştü ne abi? Ya o senin koordinasyon bozukluğun. Nasıl koordinan varsa artık. Evet, olur abi. Olur. Deme. Olmaz demiyorum. Ha. Ben sağda kendimi böyle mi gösteriyorsun? Türk takımında herkes takım arkadaşları hakkında konuşuyor. Hemen problemler başladı. Böyle bir şey. Hikmet'in Okay'a olan siniri bir türlü geçmiyor. Sen hiçbir şekilde bir mücadele göstermedin. Direkt elinden düşürdün. Atakan ve Melisa arasında neler oluyor? Sen dur, Yusuf konuşsun. Bu nasıl bir cümle ya? Birazdan Survivor Panorama'da. Evet. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi Okay'ın bir anda Hikmet'le kavgasından sonra ben küstüm oynamıyorum tarzında bir yaklaşımda bulunması doğru mu? Hem doğru hem yanlış. Yani alınabilir. Çünkü demin de konuştuğumuz gibi Okay bugüne kadar çok büyük bir hata yapan ya da oyunlarda ısrarla ben oynayacağım diyen biri değil. O yüzden alınması da normal. Biraz şeyden de rahatsız olabilir. Hani demin bahsettim ya, Hikmet her şeyde, hani her olayda, her olayın içine Hikmet giriyor. Bu Hikmet'e mesela negatif yansıyacak. O kesin ya. Bunu göreceğiz yani. Ben Hikmet'in dediklerinin hepsine katılıyorum Okay'la ilgili. İşte hani oyunda nasıl dikkat etmezsin, doğru koordinan yok demek ki falan ama... Hani sen işte iki adım attın, hani Avrupa şampiyonuydun biraz demesi bir tık böyle kırıcı. Evet. Yani hani Avrupa şampiyonu diye orada sembolü düşürdü diye bir şey mi var? Tezat mı var yani? Avrupa şampiyonu olan düşüremez mi? Peki bu biz sana dünya şampiyonları gördük. Sen Survivor'da nasıl yerlere düştüler efendim. Bu sana söylenseydi sen nasıl tepki verirdin? Okay çok sakin karşıladı evet bu işte, cümleleri. Ben böyle karşılamazdım işte. Ben daha sert tepki verirdim bence. Ama o da Okay'ın karakteri. Doğru mu? Bence bu da doğru. Yani ya bilmiyorum ya. Hani bir şey de diyemiyorum daha. Çünkü biraz daha şekillenmesi lazım bazı şeylerin. Biraz şu an Hikmet takımı sindirmiş. Ben onu görüyorum. Güzel biraz sindirmiş hem de. Biraz yüksek viteste konuştum. Aynen. Bence. Şimdi vitesi yükseltti. Çok güzel tabir. Yani sen iki adım atamıyorsun. Hani Avrupa şampiyonuydun biraz... lafı bence çok yanlış bir şey. İki adım de ki iki adım atamıyorsun. Elinden düşürdün yani dese biz de onu söylüyoruz zaten. Ama Avrupa şampiyonuyduna dokunmak o yanlış. Bakalım neler olacak ama cepheler netleşiyor, keskinleşiyor. Ateşbaşı biliyorsunuz dünyadaki en büyük icat teknoloji değil bence ateştir. Çünkü ateş insanların bundan yıllar önce başında toplanıp çok büyük fikirleri ortaya çıkarmasını sağlamıştır. Yani büyük alimler şeyler hep ateşin başında oturarak dünyanın bu günlere gelmesini sağlamıştır. Survivor'da da ateşin böyle bir özelliği var. Oturursun başında herkes hesaplaşır, dertleşir, yakınlaşır, uzaklaşır. Ateş Survivor'ın en büyük şeyidir ki zaten logomuzda da var. O yüzden ateşbaşı sohbetleri ben hep heyecanla izlerim. Peki İhsan katılıyor nasıl musun Hakan'a? Hakan'a şöyle katılıyorum. Hikmet'in dedikleri doğru diyor ya ona da o lafı hariç her şeyine katılıyorum. Hikmet'in dediği hiçbir şey doğru değil. Hiçbir şey doğru değil. Şimdi Hikmet... Yarın öbür gün elense ben bu konuşmasını hiç unutmayacağım mesela. Buraya gelirse de direkt konuşmasını hatırlatacağım. Baştan sona hatalı bir konuşma. Şimdi Okay
gözünden bakalım. Okay gelmiş Survivor'a. İlk takım yarışına çıkmış. Başarılı zaten takım olarak kazanmışlar. Sonra ilk cumartesi akşamı bir dokunmazlık yarışmasına çıkmış. Bir oyuna çıkmış. Rakibini yenmiş. Sonra pazar akşamı dokunmazlık yarışmasına çıkmış. Bir oyuna çıkmış. Yine rakibini yenmiş. Sonra pazartesi akşamı muhtemelen oynamak istediğinden değil de zaten bir oyun oynuyor çocuk. Diğerleri ikişer, üçer oynayanlar var. O bir oyuna da çıkmış. Vücut yapısına da uygun olmayan bir oyuna çıkmış. Ve söylediğine göre de arkadaşları tarafından çıkarılmış ki ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ve oyunu kaybetmiş. Kaybedebilirsin. İlk defa oyun kaybediyor Survivor'da. Ve bunun üzerine Hikmet geliyor diyor ki nasıl kaybedersin sen? Sen nasıl oynarsın? Nasıl kaybedersin? Adım bile atmadın. Sonra Hakan dediği gibi sen nasıl Avrupa şampiyonusun diyor. Ya labutta mı Avrupa şampiyonu bu çocuk? Bu çocuk ülkemizi temsil etmiş. Milli bayrağı temsil etmiş. Kendi branşında. Bu branşı güreş, bu branşı futbol, bu branşı su topu hiç fark etmez. Sonuçta o ülkeyi temsil etmiş, o ülkeye madalya kazandırmış, Avrupa şampiyonu olmuş birine sen bir tane oyunda ona uygun olmayan bir oyunda kaybetti diye bu şekilde yüklenemezsin. Koskocan bir eksik. Olmaz. Dersen ki her hata yapan, yani her Survivor yarışımız bir hata yapabilir. Daha çok hatalar olacak. Hikmet de yapacak, Okay da yapacak. Ama ben Hikmet'in bu hatasını hiçbir zaman unutmayacağım. Bu benim aklıma gelecek en büyük hatasıdır şu ana kadar Survivor'da. Bu konuşma benim aklımdan çıkmayacak. Baştan sona hatalı bir konuşma. Hiçbir arkadaşına yapmaması gereken bir konuşma. Olması gereken konuşmayı ben size söyleyeyim mi? Daha Survivor'ın başı. Ona uygun bir yarış olmayabilir. Onu motive edecek. Ha, eleştirecek mi? Tenkit mi edecek? Daha elinden labutu düşürmesi mi tenkit? Ya biraz daha konsantre olabilirdin ama olabilir bunlar diyecek. En fazla bu kadar söyleyebilir. Olmaz yani. Ben katılmıyorum burada hiçbir şeyine. Çok kısa bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Bir de bu sene çok enteresan bir durum daha var. İlk defa yarışmacılar birbirlerini araştırıp gittiler. Niye? Çünkü işte YouTube'da biliyorsunuz bu sene hepsinin tanıtım videoları var. Daha erkenden bir ekip oluşturuldu falan. Bu da aslında bir onun geçmişiyle alakalı bir bilgi sahibi. Bilgi sahibi olup bir böyle şey de getiriyor. Yani sen Avrupa şampiyonuydun, sen işte şöyle yapmıştın, sen orada bana bunu demiştin, sen o YouTube'da bana şöyle yapmıştın falan. Bu da bir cepheleri şey yapıyor yani. Yarın Hikmet yenince ne olacak Hakan? Vallahi şöyle o diyeyim. Da kaybedecek. Şimdi bu olay mesela Okay'ı ilk elemede artı yazar. Okay elenmez bence. Şu an Hikmet yüzünden Okay insanlara sempatik geliyor mesela bence. Hikmet kötü diye söylemiyorum. Hikmet iyi bir karakter. Güzel de yarışıyor ama Okay şu an sakinliğiyle Hikmet'in onun üstüne gelmesi, ona hedef göstermesiyle mağdur kaldı. Peki Sema, Hikmet'i tanıyorsun sen. Çok yakın tanıyorsun. Evet. Bu 17, saldırganlığı ya da bu üslup diyelim daha doğru olur. Bunun yani ben tanıdığım için kesinlikle haksız buluyorum bu arada. Yani son söylenecek şeydi. Hiç kimsenin başarısını bu oyunda konuşamayız. O gerçekten milli bir güreşçi, bayrağımızı dalgalandırmış bir güreşçi. Hepimiz takdir ediyoruz. Çok yanlış yerden girdi, yanlış vitese çıktı. Ama şunu söylüyorum, onun tarzının sebebi şu, antrenör aynı zamanda. Yağlı, Türkiye'nin en iyi yağlı güreşçilerin antrenörü ve Türkiye'nin en iyi ciritçilerin antrenörü. Antrenörlerimiz bizim biraz daha serttir. Benim mesela yabancı bir antrenörüm vardı. Tekme atardı bana bacaklarımı açarken falan. Hani o yıllarca antrenörlük yapmanın şeyiyle biraz bağırırlar, çağırırlar. Bunu mu öğrettim ben sana, bunu mu yaptın falan filan tarzında. Oranın Survivor olduğunu, Okay'ın bir karakter olduğunu, orada konuşulmayacak bir şey olduğunu unutmuş durumda. Burada evet, Okay sonuna kadar... Evet, karşısında bir güreşi var, ne olursa olsun. Ve şunu da takdir orada ediyorum, çok sabırlıydı Okay. Yani başka birisi olsa böyle sana mı kaldı benim Avrupa şampiyonluğum derdi. Ve Okay çok güzel cevap verdi. Sen olsan ne derdin? Ben asla yaptığım sporla ilgili hani ben hızlıymışım, yavaşmışım bunu eleştirmem. Başarısız olabilirim, hani atamayabilirim, hızlı koşamayabilirim. Ama benim geçmişte bunu, yaptığım... Bunu bağdaştıramazsın diyorsun. Evet, o ayrı bir şey. Dışarıdaki halimle, dışarıdaki mesleğimle oradaki oyunumu asla kabul etmem. Okay çok sabırlıydı, maşallah. Okay yani. Daha mı iyi güreşçi? Kimden? Hikmet'ten. Hikmet güreşçi değil. Hikmet dekatlon Türkiye rekortmeni. Yani bütün branşları yapan bir sporcu. Ha, Hikmet yani öyle şey güreş falan yok. Yok yok. Şöyle kapıştılar, güreşiyor. Kapıştılar, kim alır aşağı onun peşinde. Kapıştılar. Aa. Kapıştılar evet. Ben seni alırım demiş Okay. Aa, İndiririm nerede? Demiş. Daha önceki çekimlerde. Sonra hatta sakatlık çıkar yapmayın etmeyin. Ha, sonra, yani. Sonra demişler ki tamam kapışalım. Hikmet de şey demiş hatta. Acun abi ben eğer hani yenilirsem beni Survivor'a götürmeyin. Oo. Demiş. Zaten ilk darbede Okay'ı tutmuş çünkü çok iri.
Çünkü şöyle, Hikmet'in kilo almasının sebebi de ne biliyor musunuz? Türkiye'nin en iri yarı o yağlı güreşler var ya. Hı hı. Onları çalıştırıyor. Çalıştırırken onlarla güreşiyor. Dekatloncu ama asıl antrenörlüğünde güreşiyor yağlı güreşçilerle. O yüzden hani bir ense attı mı, Hikmet değişik bir güç zaten. Enseyi attı mı zaten adam hakkı rahmetine kavuşuyor yani. Buradan sonra onu Game of Thrones'a alacağız zaten. Ama gerçekten Okay'a maşallah çok sabırlıydı. Hikmet yanlış vitesten yürüse bile yani.